Anlatan adam ne demek? Çıkıyoruz kafa topu ekiyoruz. Bu arada ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim? Levent'cim, gerçi sen her gün bizimle gibisin. Gerçekten. Ulus'tan bütün haberlerini alıyorsun. Öyle mi? Evet, seni çok sevdiğim için Zeynep'e hep anlatıyorum seni onlara. Ne içersin? Bir şey içer misin? Kalabak. Biz bugün Kemal abiyle maç yaptık konsolda okuldan sonra. Beni yendi biliyor musun? Bayağı iyi oynuyormuş. Öyle mi? Yani benden iyi oynuyor. Yani öyle demeyeyim mi? Ne güzel. Ben eşyalarımı kilit altında tutmak istemiyorum. Yani sonuçta tanımıyoruz, etmiyoruz. Yeni başladı. Bir bakıyorum salonda, bir bakıyorum koridorda. Yani sürekli karşıma çıkıyor. Neyse, ben zaten rahatsız olduğum babanıza söyledim. Ama o şu an bir problem görmüyor. Bana bir şey demek düşmüyor. Aynen öyle oldu. Sen hiçbir yanlışını görmedik ya. Ha babacığım. Bu arada birazdan Ender olacak. Annem mi geliyormuş? Bana hiçbir şey söylemedi. Niye buraya? Ben anlatayım ya sana beraber bir iş yapmak istiyoruz diye. Gelip bir de kendi anlatmak istedi. Sen Ender'le iş mi yapıyorsun? İnşallah. Beni de beklemedim. Belli değil. Sorsaydın keşke daha iyi olurdu. Ben böyle bir şey duyunca çok sevindim. Yalan yok yani. Böyle bir şeyin olmasını zaten çok istiyordum. Neyse bir yanlış anlaşılma olmuş. Sorun değil. Olmuş da ne gerek vardı şimdi? Belki yarın erkek arkadaşı var. Nereden biliyorsun? Bizi soktuğun duruma bir baksana ya. Yok sevgilim falan yok. Siz de üzülmeyin artık. Neyse işte. Birliktesiniz. Zannedince de böyle bir şey organize ettim. Hiç olmazsa baş başa yemek yemiş olalım mı? Tamam peki. Geldik yeriz. Tamam olur. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Siz yemek seçerken ben bir lavaboya gideyim olur mu? Kusura bakma. Gerçekten eğer burada durmak istemiyorsan gidebilirsin. Ben zorla duruyorum çünkü. Soruyu ben biraz fazla kızdım galiba. Ben hayatıma karışılmasından hiç hoşlanan biri değilim. Beni bırak, düşüncesini seni de katıyor. Bu çok yanlış. Olmaz. Haklısın da senin için heyecanlanmıştınız. Biraz atlamasın. Hangi şeyi anne yapsaydım görürdüm aslında. Tamam. Doğru diyorsun. Ben çoktan çıkıp gitmiştim. Ya. Neyse en azından hala gülüyoruz. En azından. Olmaz, öyle seçenek yok, konuşamayacak. İyi, sen bilirsin.
konuşsam acaba? Ne bileyim, beni seviyor. Belki etkili olur, bir işe yarar. Olabilir aslında. Zeyno, ne olur konuş, gitmesini söyle, yalvarırım sana. Yarın sabah olsun da bakalım, konuşuruz. Caner'e de Alihan'a kaptırdım. Kısacası yardıma ihtiyacım var. Ne düşünüyorsun babacığım? Böyle emir vaki işlerden hoşlanmadığını düşünüyorum. Halit, ama abartıyorsun ya. Ne var yani, gelsin bir başlasın bir denesin. Yapamazsa çıkar. Yani onu böyle kontratla kendime bağlayacak halim yok herhalde. Yok. Oğlumuz gibi denesem ya. Hı? Bence de olur. İyi, tamam, deneyim. Ay, teşekkür ederim babacığım. Yalnız herhangi bir dert duymak istemiyorum. Bana problemleri gelmeyin. Tamam? Aa, sen benim problemleri kendi yöntemlerimle çözdüğümü unutmuşsun. Normal. Ben söyleyeceğimi söyledim Ender. Yok, bir şey olmasa merak etme babacığım. Evet. Ya Alihan'ın eventinde zaten Zehra'nın ne kadar güzel bir yerde çalıştığını kendi gözlerinle göreceksin. Başka bir şey yoksa ben yukarı çıkıyorum. Yok ama yarın ben oyuna gelirim, detayları konuşuruz. Hem yapacağımız projeleri anlatırım sana, bir fikrini alırım, olur mu? Olur. Okey. Aşkım, ben iş yemeğine gidiyorum, geç kalma. Bye bye. Bu saatte ne iş yemeği? Erdem'le buluşacağım. Biliyorsun çok yoğundur. Benim de işime geldi, önce buraya geleyim dedim. Hangi Erdem? Erdem bilir. Seninle bir şey yapmak istedi. Neden istemesin? İyi. Kolay gelsin. Mersi. Hadi oğlum, saat geç oldu. Sen de odana. İyi geceler. Aşkım, görüşürüz. Dedim sana merak etme diye. Otur, hadi. Ne oldu ortaklıkları? Hallettik. Bir Ender'le Zehra'nın ortak olması kalmıştı, o da oldu. Bunu daha sonra konuşalım. İyi. Defne beni Londra'ya çağırdı, 3 günlüğüne gidiyormuş. Gelebileceğini söylemişsindir herhalde. Niye? Ben öyle istiyorum. Benim ne istediğimin hiçbir önemi yok mu? Ben yatayım. Hayır Zeynep'ciğim. Sen yabancı değilsin, her şeyimi de biliyorsun benim. Ne oluyor Halit? O evde sen sadece hayırı bana söylüyorsun. Yıldız, illa bir yere gitmek istiyorsan Zehra ile gidebilirsin. Zehra ile ben anlaşamıyorum. Konu kapandı. Ben anlamıyorum. Ne oluyor böyle birdenbire? Sen bayılıyordun Defne'ye. Fikrimi değiştirdim. Ve sen ne dersen o, öyle değil mi? Her zaman. İyi. Zeynep'ciğim, gel ben sana odanı göstereyim. İyi geceler. İyi geceler. Belki Zeyno ile kalırım bu akşam. Tabağına dönme saatin yaklaştı. Ender, neyin peşinde olduğunu biliyorum. Boşuna uğraşma. Neden bahsettiğini hiç anlamadım Yıldızcığım. Babacığım yürü ya. Öf, gel. Bye bye. Allah'tan bu küçük kız kardeş bir nebze daha akıllı. Çok akıllı, çok. Bay Zehra'cığım, haberleşiriz. Çıksaydım ablamın kalbine 3 sistem takılırdı bu akşam, eminim. Çok tatlı ablam. Ablam çok tatlı. Aynı insandan bahsediyoruz. Tamam, biraz kontrol manyağı gibi gözükebilir ama bence seni çok sevdiği için yapıyor.
Sen çok şanslısın. Anlıyorum. Ama belli bir yaştan sonra bu kadar ilgi şans mı yoksa şanssızlık mı emin değilim. Öyle deme. Aile içinde sevgi büyük lüks. Gören ve seni fırına kapattılar sanacak. Kapatmadılar da. Yani benim mutluluğumdan çok okuduğum okul, olası kariyerim, arkadaşlarım daha çok ön plandaydı. Bir çeşit projenin yani. Ve sen de dedin ki ben bu oyunu bozarım. Gittin pilot oldun, öyle mi? Aynen. Güzel. Sevdim. Çıkıyorum sonra. Zaten çıkıyordum. Çıktım sonra geri giriyordum. Geri girdim. Girdim valla. Bak. Ben senin zaten YouTube izlediğini görmüştüm. Ne olursun? Wi-Fi'den çık o zaman. Bana televizyonu. Dur. Sarzı. Bana şimdi televizyonu. Karakterimi. Adını bir karakterimin şey. Hayır, karakterimin enerjisine bakacağım. Enerjisine. Tamam, enerji. Günaydın. Ben sizi rahat uyudun mu? Uyudum. Bir daha böyle çocukça şeyler yapma. Ama yeni karakter aldım. Oyun ama oyunda oynayabilir miyim hala? Şu engelimizden uzak tuttu. Oyun oynayabilir miyim? Zehir Alex'in olduk olmasına izin veriyorsun. Sürekli ender. Sen sıkılmadın ama ben sıkıldım. Bırak artık dur. O zaman senden onu dırdır edecek malzeme ver Halit. Üstüm buna dikkat et. Seni daha önce uyardım. Aldığın kararları sorgulayamazsın diye. Öğren artık buna. İyi tamam. Zaten bu evde bir tek bana söylüyorsun. Ya bari Defne'yle Londra'ya gitseydim. Sen niye anlamak istemiyorsun ki? Hayır dedim ya. Ya ne diyeceğim o kıza, çok ısrar etti. Kocam izin vermiyor diyeceksin. O anlar. Neyi anlar? Sizin Defne'yle aranızda ne var? Ne olabilir ki? Bak bu konu çok uzamaya başladı. Ben şimdi banyoya giriyorum. Sen de o arada mesaj atıyorsun gelemiyorum diye. Tamam. Kemal var. Biz onu oynuyoruz. Çalıştığın şey her neyse o işe yaramayacak. Ya onun yine sana olacak. Sen de onların ağzından konuşmaya başladın ha. Ne yapacaksın? Allah'ın gibi para mı teklif edeceksin sen de bana? Ben kimsenin ağzından konuşmuyorum. Sana da hiçbir şey teklif etmeyeceğim zaten.